Merhaba, yeni bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayız. Gördüğünüz üzere matımın üzerindeyim. Bugün tüm vücut egzersizlerimizle devam ediyoruz. Hemen başlayalım dilerseniz. Bugün ilk hareketimiz biraz kolay olacak. Biraz esneme egzersizi gibi olacak. Hemen matımın üzerine uzandım. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız hareketlerde hatırlayacaksınız. Bel boşluğunuzu her matımızın üzerine yattığımızda kapatmamızı öneriyordum. Bu kez bel boşluğumuzu açıp tekrar kapatacağız. Bunu yaparken kollarımı kaldırıp daha fazla net bir şekilde görmenizi sağlayacağım. Önden de bağlayayım tişörtümü. Bu şekilde açabildiğiniz kadar, kolunuzun girebildiği kadar açın ve tekrar kapatın. Tekrar açtık, kolumuzu soktuk ve kapattık. Kapattığımız zaman karnımızı çekip içimize doğru sıkıştırıyoruz. Tekrar açtığımızda ise bel boşluğumuz açık ve karın kaslarımız serbest oluyor. Tekrar kapattım, kalçamı sıkıyorum. Karın kaslarımla birlikte kalçam da yerde ve sıkılmış pozisyonda olacak. Tekrar açtım, kapattım. Bacaklarımız sabit, düz bir pozisyonda dizlerimizi kırarak duruyoruz. Hafifçe bel boşluğumuzu açıp tekrar kapatıyoruz. Son 5, 4, 3, 2 ve son kez. Şimdi bu egzersizi niye yaptık? Aslında bu egzersizi bir sonraki egzersize hazırlık olarak görebilirsiniz. Yaptığımız egzersizlerde dediğim gibi matın üzerine uzandığımızda bel boşluğumuzun açıklığını ya da kapalığını çok hissedemeyebiliriz. Yani normal yerde uzanıyormuşuz pozisyonu olabilir ama günlük hayatımızda bel boşluğumuzu, belimizi o kadar çok kullanıyoruz ki hareket ederken bu bel boşluğumuz bir süre sonra fıtıklara yol açabiliyor, kalçamızın sarkmasına yol açabiliyor ve en önemlisi çok fazla oturur pozisyonda olduğumuz için bir sendrom var. Bu sendromun adı ölü popo sendromu. Bu ne demek? Çok fazla kalçamızı serbest bıraktığımız için oturur pozisyonda hiçbir kalça kasımızı kullanmıyoruz. Bu kalça kaslarımız bir süre sonra kullanmaya unutuluyor ve eriyor o kaslar. Bu kasları daha fazla çalıştırabilmek, kalçamıza dikkat ederseniz bel boşluğunu kapattığımızda sıktığımızı söyledim. Kalçamızı sıkmak o kasların biraz daha harekete geçmesini ve aktive olmasını sağlıyor. Bir sonraki hareketimize hazırlık yaptık. Şimdi dilerseniz ikinci egzersizimize geçebiliriz. Şimdi ikinci egzersizimize geçiyoruz. İkinci egzersizimiz büyük çoğunlukla karın kaslarımızı çalıştıran bir egzersiz. Ancak aynı zamanda kalçamızı da harekete geçiren bir egzersiz olacak. Hemen sırt üstü uzandım. Omuzlarımı geriye doğru itiyorum. Kürek kemiklerim matımın üzerinde olacak. Ve kollarımı hafifçe yukarı kaldırdım. Bacaklarımı da aynı şekilde masada oturur pozisyona geçiriyorum. Her iki uzvumu da hem kollarımı hem de bacaklarımı uzatıyorum. Uzatma aşamasında özellikle bacaklarımızı uzattığımızda hemen kollarımı serbest bırakayım, bacaklarımı uzatayım. Hemen bel boşluğum açılmaya başlıyor. Bu bel boşluğunuzu biraz önce dediğim gibi hem kalçanızı sıkarak hem de karın kaslarınızı sıkarak bel boşluğumuzu tamamen kapatmaya çalışacağız. Tekrar pozisyonu alıyorum. Üf.
Son 5. 4. 3. 2. Ve son. Hafifçe bacaklarımı bıraktım, kollarımı da serbest bıraktım. Bu hareketimizi de böylelikle tamamlamış olduk. Hareketi yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. İlk egzersiziniz dediğimiz gibi ikinci egzersizi hazırladı bizi. Ancak ikinci egzersiz hem kollarınızı hem de bacaklarınızı uzatmaya yönelik olduğu için tüm uzuvlarınızı kontrol etmek biraz daha zorlaşabilir. Dilerseniz bunu çapraz bir şekilde de yapabilirsiniz. Çapraz kol ve bacak olarak uzatabilirsiniz. Her ikisini aynı anda yapamıyorsanız ya da sadece bacaklarınızı, sadece kollarınızı uzatarak da yine egzersizi tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi başlangıç aşamasında olanlar için çapraz kol, çapraz bacak şeklinde hareketi tamamlayabilirsiniz. Yok ben uzun zamandır sizi takip ediyorum, birlikte sizinle hareket ediyorum derseniz de artık belirli bir seviyeye ulaşmışsınız demektir. Bu da hareketi biraz önce gösterdiğim versiyonuyla yapabileceğiniz anlamına geliyor. Yine bu hareketimizi 15 tekrar 3 set tamamladıktan sonra sıradaki egzersizimizle devam edebiliriz. Sıradaki egzersizimiz ayakta olacak ve bir denge egzersizi olacak. Dilerseniz hemen göstereyim sizlere de. Şimdi bacaklarımı başlangıç pozisyonunda omuz genişliğinde açıyorum. Bir bacağınızın üzerine ağırlığınızı hafifçe vermenizi istiyorum. Başlangıç aşamasında bu şekilde her iki ayağıma da eşit ağırlık veriyorum. Sonrasında hafifçe sol bacağımın üzerine yükleniyorum. Sol bacağım, dizim içeri doğru kırılmayacak, dışarı doğru itiyorum. Özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Sağ bacağım serbest şu anda, yani hiçbir ağırlık yok. Tüm ağırlığımı sol bacağımın üzerine verdim. Ve hafifçe sağ bacağımı yana doğru açıyorum. Bunu yaparken hem topuklarınız hem de parmak uçlarınız yere kenetlenmiş olsun. Eğer ki evde deniyorsanız bu hareketi ayakkabısız yapabilirsiniz, çorapsız yapabilirsiniz. Daha fazla dengenizi sağlayabilecek versiyonuyla siz kendinize uyarlayabilirsiniz. Tekrar sol bacağımın üzerine ağırlığı verdim ve sağ bacağımı yana doğru kaldırıyorum. Eğer ki dengenizi kurmakta zorluk çekiyorsanız duvardan destek alabilirsiniz, sandalyeden destek alabilirsiniz. Herhangi tutunabileceğiniz bir yerden destek almanızda hiçbir problem olmayacaktır. Sadece yana doğru açtım. Çok fazla üst gövdemi yana doğru yatırmıyorum. Yani şu pozisyonda olmanızı istemiyorum. Önemli olan yan karın kaslarınızı ve basenlerinizi sıkıştırmak olacak. Sabit üst gövdem, sadece sol bacağımın üzerine ağırlığı verdim ve sağ bacağımı yana doğru açabildiğim kadar açıyorum. Yine bunu yaparken dengenizi kurmayı ve sabit kalmayı unutmayın. Bacağınızı yana kaldırdığınızda da o dengeyi korumaya özen gösterin. Yine kontrollü bir şekilde bacağınızı yana kaldırdıktan sonra yere koymayı da unutmayın. Yine aynı şekilde bu kez sol bacağımı uygulayacağım, bu kez sağ bacağıma ağırlığımı verdim. Bunu yaparken bir nokta daha var. Kalçanızı da sıkıyor olacaksınız. Kalçanızı ve karın kaslarınızı sıktığınız takdirde aslında daha fazla dengenizi sağlayabildiğinizi göreceksiniz sizler de. Yine belinizden değil, kalçanızı sıkarak, karın kaslarınızı sıkarak dengenizi sağlayabilirsiniz. Bu hareketimizde de yine bir bacağınız diğer bacağınızdan daha fazla yana doğru açılıyor olabilir. Hiç problem değil. Yine tekrar sayılarıyla ya da set sayılarıyla bu dengeyi siz de sağlayabilirsiniz. Son 5, 4, 3, 2 ve son. Hareketi tamamlarken özellikle tekrar sayıları arttıkça bizim ne kolayımıza geliyorsa o şekilde hareketi yapmaya başlıyoruz. Bunu ne için söylüyorum aslında? Eğer ki tekrar sayılarınız artıyorsa ve siz çok fazla belinizi kullanarak hareket etmeye alışıksanız kalçanızı unutacaksınız yine ve yine belinizi boşluk bırakıp yani şu bölgeden
kuvvet alarak yapacaksınız. Yana doğru açtığınızda bu pozisyona dönecek. Bizim istediğimiz daha fazla içeri çekip karnınızı yana doğru açmak olacak. Yine bu hareketimizi her iki bacağımızı ayrı ayrı 15 tekrar 3 setle tamamlamış olduk. Sıradaki egzersizimiz bir tık zor olabilir. Bunun versiyonlarını göstereceğim şimdi sizlere. İlk versiyonumuzda squat'a oturup kollarımızı iki yana doğru lastiğimizi kullanarak açmak olacak. Yine bahsettiğim versiyonu bacaklarımı omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyorum. Yani şu pozisyonda değil, bir tık daha genişletmiş oluyorum. Squat'a oturdum. Bu oturduğum yerde kollarımı iki yana doğru açıyorum. Squat'ınızı hiç bozmayacaksınız. Kollarınız gevşek geliyorsa daha fazla esnemeye müsait olmayan versiyonuyla yapabilirsiniz. Yine hareketi yaparken omuzlarınız öne değil geriye doğru itilmiş versiyonuyla tamamlanmış olacak. Bileklerinizi bu şekilde içeri doğru kırmanızı istemiyorum. Düz bir şekilde açabildiğiniz kadar karşıya bakacak şekilde özellikle parmaklarınız iki yana itiyorsunuz. Son 5, 4, 3, 2, 1. Nasıl yandığını size anlatamam. Sizler de yapıyorsunuz zaten ekranlarınız başında hissedeceksiniz. Hem bacaklarım, hem kollarım, hem sırtım, hem de kalçam inanılmaz derecede yanıyor. Tüm vücudunuzu sadece bu hareketle yakabilirsiniz, kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Özellikle fazla geliyorsa yani oturduğunuz versiyonda 15 tekrar yapamıyorsanız 5-5 bölebilirsiniz. 1-2 tekrar yapıp bölebilirsiniz. Versiyonlarınızı kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Bu hareketi yaparken ben kollarımı çalıştırmak istiyorum, bacaklarımı ayrıca çalıştırırım diyorsanız hiç squat'a oturmadan da yine bu şekilde iki yana doğru açabilirsiniz. Eğer yapmak istiyorsanız yine kollarınızı çalıştırırken aynı şekilde bacaklarınızı kendinize doğru çekip karın kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Dediğim gibi farklı versiyonları, farklı opsiyonları size kalmış. Neye ihtiyacınız varsa o şekilde hareketi dönüştürebilirsiniz. Şimdi ön kollarımızı çalıştırdık. Arka kol kaslarımızı çalıştırmadan olmaz. Gördüğünüz üzere kollarımı iki yana doğru sarkıttım ve lastiğimden tutuyorum. Bunu yaparken hemen bel boşluğunuzu kapatmayı unutmayın. Yani geriye doğru yaslanmak değil, dik pozisyona geçmeyi unutmayın. Yapacağımız hareket çok zor değil ama tekrar sayılarından sonra biraz daha zorlaştırabilir size. Şimdi hemen hareketi göstereyim. Geriye doğru asılıp kollarımı itiyorum. Bunu yaparken özellikle omuzlarınızın kalkmadığından, boynunuzun serbest olduğundan emin olun. Önemli olan kollarınızı, kol kaslarınızı çalıştırmak ve onları kuvvetlendirmek. O nedenle omuzlarımızı kaldırmadan serbest bir şekilde geriye doğru iterek kollarımı geriye itiyorum. Gerginliğini siz kendi İhtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yapamıyorum, daha gevşek yapmak istiyorum derseniz size kalmış. Yine geriye doğru ittiğinizde belinizi hissedebilirsiniz. Bel boşluğunuzu kapatmayı unutmayın. Omuzlarımız dediğim gibi serbest olacak. Son 5, 4, 3, 2 ve son. Bandımızla yaptığımız hareketler bu şekildeydi. Eğer dilerseniz ön kol kaslarımı çalıştırmak istiyorum derseniz yine dizinizin altına alıp bu şekilde bu kez öne doğru kollarınızı dirseklerden kırarak yine lastiğinizi çekebilirsiniz. Yine dikkat etmeniz gereken noktalar aynı olacak. Bu kez bir şey daha ekleyeceğim buna. Hareketi yaparken özellikle dirseğinizi kırdığınızda dikkat edin, bu şekilde tutmanızı istiyorum. Bu şekilde bandı tutup, gerginleştirip bileğinizi kıvırmanızı istemiyorum. Doğru hareket bu şekilde düz versiyonuyla olacak.
Kollarım sabit, omuzlarım sabit. Sadece dirseklerden kırıp kendime doğru çekiyorum. Bileklerimi düz tutarak. Yine her iki versiyonunda siz hangi kol kaslarınızı çalıştırmak istiyorsanız ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, son egzersizimiz de bu şekildeydik. Böylelikle bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Yine benim ter her halimden belli oluyor. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.